Aç mimar demiş ki, mimarlık düşünen arkadaş kanıksasın. İnşaat sektörü çöktü. Artık tek ekmek kapınız yurt dışı. Ya benim gibi okul dahil 15 sene göm, 3 dil ve zibilyon program öğren kırka merdiven daya ya da şimdiden hazırlığınızı yapın, hayırlı işler. Arkadaşlar chat'teki aç mimar abimizle ben de bir süredir özelden mesajla, maille falan konuşuyorum. İnşaat sektörü ve dolayısıyla mimarlık sektörü çok zorda. Bu bir. Hukuk. Bir hukukçu arkadaşımız var. Chat'te geliyor arada. Şu an bugün buradan bilmiyorum. Sessizdir biraz. Onunla konuşuyoruz. Hukukçu Mete var. Yayıncı, YouTuber. Onunla konuşuyoruz. Son senelerde özel üniversitelerin verdiği hukuk mezunları yüzünden hukuk da çökmüş durumda. Arkadaşlar yani gerçekten dün 3 saat neredeyse konuştuk. Yani ülkenin ekonomisi zaten iyi durumda değil. Bir de dünyanın ekonomik yapısı beyaz yakalının, mavi yakalının ultra işsiz kalacağı bir yere evrilmek üzere. Hiçbir çözüm öneremiyorum. Bakın. Yani hatta bazılarınızı birazcık daha korkutacağım, kusura bakmayın ama korkan kapatsın. Yani gerçekten bir arkadaşınız, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak ben bunları söylemek durumundayım. Çünkü bunlar artık bizim hayatımız. Böyle escapism, Twitch dünyaları değil. Bak ağzımla söylüyorum, bakın. Ben neredeyse 3 seneden beri her sene üniversite seçimleriyle ilgili video çekerim. İlk yaparda seçtim. Bakın dedim, üniversite şöyledir. Üniversite döneminde böyle yapın, şöyle yapın. Aman bu tarafa dikkat edin. Bunu söyledim. Ertesi sene ilk yaparda değil, kendi kanalımda. İki tane bakın işte üniversite döneminde böyle yapın. İşte tercihleri bu kadar kafanıza takmayın. Böyle yaparsınız, böyle yaparsınız tavsiye videosu çektim. Bu sene çekmedim. Bu sene çekmeyecek misin diye çok sordular. Hiç de cevap vermedim. Çünkü üniversite sınavları yeni bitmiş. Tercih dönemi falan filan, kimsenin moralini bozmak istemiyordum. Ama geçti artık o dönem. Belki gelecek seneye hazırlanan arkadaşlara bir işaret olur. Arkadaşlar ben bu sene üniversite videosu çekip de kimseye yalan söylemek istemedim çünkü. Ben bu sene üniversite videosu çeksem yani pozitif söyleyeceğim her şey yalan olur. Her şey. 2019 senesinde ben video açıp da şey diyemem. Arkadaşlar işte önemli olan şu bu falan, bu bilmem ne falan. Yalan. Şimdi zaten konu şu. Sizlerin bir şekilde para kazanmayı öğrenmeniz gerekiyor hayatta. Ne üniversite ne lise size para kazanmayı öğretmiyor. Sizin üniversite bölümü konuşmak yerine, bak belki böyle bir video çekebilirim. Süper Psycho 500 bit atmış. Demiş ki, peki abi nasıl bir sistemdir ki aldığın puan senin ne olmak istediğine karar veriyor? Bilmiyorum ama başka sanki hiçbir ülkede yok bu. Yok be, olur mu? Herkes bir sistemin içerisinde hapis. Ama bakın, yani size geleceğe dair gerçekten verebileceğim tavsiyeler var. O da şu. Arkadaşlar, çok çok iyi Türkiye'de 2-3 tane ismi olan üniversite var ya. Kendi alanında çok daha iyiler var da işte atıyorum Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, ODTÜ. 4 tane saydım. Bak Yıldız Teknik bile demiyorum ki ben Yıldız Teknik mezunuyum. Bu dördünden birinde kayda değer bir işe giriyor ve o işi yaparken düzgün tezler seçip yazılım öğrenip İngilizcen de iyi geliştirip mezun oluyorsan yine işsiz kalmazsın. Ama bu söylediğim ki küme kaç kişiyi kapsıyor biliyor musun? 20 bin 30 bin kişiyi kapsıyor. Siz bu 20 bin 30 binin içerisinde misiniz? İçindeyseniz zaten siz yürüyün. İçinde değilseniz ağlayın. Çok 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 küçük bir kümeden bahsediyorum. 30 bin bile değil belki. Anladınız mı? Gerçekten küçük bir kümeden bahsediyorum. Ben üniversite şeyi değilim, rehberlik hocası değilim, sayılarını bilmiyorum. Belki de 5 bin kişiden bahsediyorum.
Yani gerçekten çok küçük bir insan grubundan bahsediyorum. 1 milyon kişi sınava giriyor arkadaşlar. Mümkün değil o küçücük kümeye girmeniz. Yani şöyle, mümkün değil derken mümkün ama ne derece çalışmak gerekiyor? Ne derece ne bileyim küçükken bal yemiş olmak, küçükken vitamin çiğnemiş olmak falan gerekiyor arkadaşlar. Yani artık bir yerden sonra şeyle alakalı bu. Ne bileyim çoban falan var ya acayip çalışıyor giriyor falan. Yapamazsınız demiyorum ama yapamama ihtimaliniz yüksek yani. Kimsenin de hevesini kırmayayım. Ne imkansızlıklar içerisinden becerenler var. Yani ama hayatta şöyle insanlar da var. Ben de yaptım aynı hatayı. Üniversite senemde gittim bir kıza deli gibi aşık oldum. Ders çalışacağım ama aman da dur hayatımda ilk seksimi yaşar mıyım diye başka şeyler peşinde koştum. Bir de üniversite sınavını öyle pis bir senede yapıyorlar ki. Sonra kızdan ayrıldık, psikolojimiz bozuldu. Sizin de başınıza geliyordur. Yahu milletin anası babası ölüyor. Fakirliklere düşünülüyor. Yani üniversite sınavı öyle bir yol ki o yolda başına her türlü iş gelebiliyor. Yani potansiyelinin neyse onun altında kalabiliyorsun. Halbuki senin potansiyelinin altında kalmayı bırak. İt gibi, köpek gibi, robot gibi çalışıp potansiyelinin de üstüne çıkman gerekiyor ki o demin bahsettiğim hayatı garantilenmiş %1'lik gruba girebilesin. Ben bunu yapamadım. Kendi adıma söylüyorum. Belki siz yaparsınız. Yapabilecek insanı da hani yapabilecek insanın hevesini kırmayayım ama ben yapamadım. Çoğunuz da istatistiksel olarak %99'unuz da yapamayacaksınız. Çünkü %1 becerebiliyor bunu. Anladınız mı? Şimdi bu durumda ne yapmak gerekiyor? Yani ben de o kazandığı para garantili %1 grubunun içerisine girmedim. Benim annem babam varlıklı insanlar değil. Mason değiller, bilmem ne değiller. Anladın mı? Böyle Robert Koleji bilmem ne falan ortamlarından da değiller. Yani düşünce bizi kaldıracak işte ne bileyim şeyimiz de yok. İşte bizim aile zor durumda ama bilmem ne kuzenimiz işte inşaatçı oradan bizim çocuğa bir şey buluruz falan. Kimisinin ailevi durumu iyidir, kimisinin aile bağlantıları güçlüdür. Kimisi spesifik bazı okullardan, bazı üniversitelerden mezundur, hayatta önüne açılır, destek olur. Ben öyle değildim. O yüzden haliyle çalışmayı öğrenmen gerekiyor. Kazanmayı, para kazanmayı öğrenmen gerekiyor. Benim size söyleyeceğim şey şu. Ben hayatta çalışıp para kazanmayı öğrendim. Size şeyi söylemiyorum. Robert Kolejliler ayıklanmaz. Robert Kolejliler kadar birbirini tutan çok az bölüm var ki haklılar da bence. Ben Robert Kolejli olsam Robert Kolejli hariç hiç kimseyle iş yapmam. Çünkü %1 de %1'i koruyacak ki kendi %1'lerinin düzeni bozulmasın. Bakma biz işin bu tarafındayız diye bize tuhaf geliyor. Yani vay biz filan diyoruz. Adam niye kendi düzenini bozsun? Ben de burada Sabonlu yayın yapıyorum arkadaşlar. Yani bir noktada kümeyi küçültmen gerekiyor. İnsanlar o kümeleri küçülterek kendilerine bir güven alanı yaratıyorlar. Kimseye bok atmayın. Yarın bir gün siz de aynı güven alanlarına ihtiyaç duyarsınız. Boş ver. Ya anladın mı? Ben bunu normal karşılıyorum yani. Adam çünkü mesela ben bir yıldız teknikli olarak yıldız teknik mezununun bilgisine güvenmemek, disipline güvenmemek gerektiğini bilirim. Ben de çünkü o tornadan geçtim. Ama mesela bir işveren olarak Boğaziçi'nin sözel değil ama sayısal bölümünden gelecek adamı iş görüşmesine çağırırım. Bakarım nasıl bir adammış diye. Çünkü üniversite dediğin şey o videolarda da söylüyorum en temelinde bir tornadır. Seni bir şekle sokar. O tornaya sen işveren olarak güvenirsen ciddiye karşı ya işin kolaylaşır senin de yani. Neyse. Yani şunu söylüyordum. Sizin hayatta o yüzden çalışmayı ve kazanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ne yaparsanız yapın. Ne olduğunuz önemli değil. Hayatta para kazanmayı, çalışmayı öğrenebileceğin yerde para kazanmak ve çalışmak. O yüzden benim size geleceğin Türkiye'si ile ilgili verebileceğim garantili tavsiye Yor ve hoş geldin. Ya birkaç sene daha değişmez ama değişene kadar. Çünkü 2 sene önce, 3 sene önce üniversite tavsiyesi veriyordum. Bu sene veremiyorum. Bakarsın 2 sene sonra bir takım ışıklar yanar, bir şeyler düzelir yine tavsiye vermeye başlarım. Ama şu an benim size üniversite tavsiyesi vermem çok yalan olur. Aksine benim size şunu söylemem lazım bu devirde. Arkadaşlar çalışmayı ve para kazanmayı öğrenin. Çalışmak nasıl öğrenir biliyor musun? İşe girerek. Çok iş yapın.
O işe gir, kovul, o işe gir, çalış, şu işe gir. Burada benim hakkım verilmiyor de ayrıl. SSK nasıl yapılıyor takip et, sigortan yatıyor mu takip et. Maaş pazarlığı yapmayı öğren. Satış yapmayı öğrenin. Satıcı pozisyonlarında çalışın. Tezgahtarlık, garsonluk. Anladınız mı? Pazarlamacılık, bu tarz pozisyonlara girin, çalışın. Çalışmak kadar kıymetli bir şey yok. Benim size verebileceğim banko tavsiye bu. Erdin'in bir yarrağı yedik desene, 20 yaş sıfır iş tecrübesi ama sınıf öğretmenliği okuyorum. Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar erken çalışmaya başlarsanız o kadar iyi. Çalışın. Çıkın. Girin bir yere. Üniversitenin yanında çalışın. Lisenin yanında çalışın. İş tecrübesi kadar önemli hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Evden çalışma dahil mi buna? Dahil, çalışabiliyorsanız evden çalışın. Web sitesi geliştirin, tasarım yapın. Yani online bir iş yapabiliyorsanız online işler yapın. Ya neyse arkadaşlar, yani hayat bir rol yapma oyunuysa sizin questiniz gidip para toplamak ya. Para bulmak. Ejderha mı kesiyorsun? Web tasarım mı yapıyorsun? Garsonluk mu yapıyorsun? Deyin ki ben size bir quest koydum. 22 yaşınıza kadar 10 bin lira kazanma questi koydum ben size. Bak, al size bir quest. Bu yayını izleyen herkese quest veriyorum. Arkadaşlar 22 yaşınıza varmadan 10 bin lira biriktireceksiniz. Kaç kişi bunu yapabileceğini biliyor? Kaç kişi der ki ben bunu yapabilirim? 22 yaşına kadar 10 bin lira biriktireceksin. Kim yapabilir aranızda bunu? Bak aralarda çok zor yapamam falan diyenler var. Okey, yaparım diyen herkesten ricam bunu yapın. Yapın yani. Çünkü aranızda bazılarınız şey diyor. 10 bin lira çok abi falan diyor. Abi 10 bin lira çok değil. Şu an asgari maaş kaç para? Bak hiç farkında değilsiniz bazı şeylerin. O yüzden yanlış anlamayın da ben şuna çok kızıyorum. İşte abi neden sabahın yayın yapıyorsun? İşte paramız yok, evde zeytin yok filan. Ulan terbiyesiz. Evde zeytin yoksa çık git çalış lan. Çık git çalış. İşe gir işe. Benim evimde zeytin olmasa ben, kusura bakmayın, evde oturup da Twitch izlemem ya. Ayıptır ayıp çocuklar. Şakasına söylüyorlar diyorsunuz. Hayır ya, zeytin bir örnek arkadaşlar. Görmüyor musunuz ne kadar ağlanıyor her şeye? Yani para kazanmak yerine ağlamak kültürünü moda ettiler. Ya ben ağlayan insanın kendi hayatına faydalı olmadığını düşünüyorum. Bakın, dar gelirli olabilirsin. Ailen zor durumda olabilir. Sen zor durumda olabilirsin. Ama bu zor durumdan çıkmanın yöntemi gelip de paramız yok diye ağlamakla değil, çalışmakla arkadaşlar. Rica ederim, gidin çalışın bir yerlerde ya. Lütfen. Bu bana çok komik geliyor ya. Ben hayatta ekonomim konusunda çok kaygısı olan bir insanım. Vay diyorum ya. Yani nasıl para kazanacağız abi? Bak dolar ne hale geliyor. Ekonomi küçülüyor, daralıyor önümüz. 3 gün sonra, 5 gün sonra eve ekmek getirebilecek miyim diye ben kaygılanıyorum ben. Ulan ben kaygılanıyorsam sizin yanmanız falan lazım ya. Ben çok şaşırıyorum buna. Ya bir grup yayıncı bir araya geldiğimizde biz ne konuşuyoruz biliyor musun? Abi seneye size bu iş devam edecek mi diye konuşuyoruz. İnanın. Hiç beklemeyeceğiniz isimlerle konuşuyoruz bunu. Yani konuşuyorsunuz ya, ulan bilmem kim araba aldı, bilmem kim ev aldı falan filan diye. Ulan araba alan, ev alan adam götünü sağlamda hissetmiyor. Onu söylüyorum size. Yani o böyle ne kazanıyor falan dediğiniz adamlar kendi kıçını sağlamda hissetmiyor. Ya o adamlar kıçını sağlamda hissetmezken siz nasıl ya? Bunlar bana çok ekstrem geliyor yani. Ben gidin çalışın, kazanın ya. Çok tuhaf işler bunlar. Bana çok ilginç geliyor.
Onun sebebi belli bir hayat standartını koruma endişesi ama. Ulan evet. Yani zaten herif de plazadan şeyden ne derler? Adını söyleyin onun. Rezidanstaki evinden karton kutuya geçeceğini zannetmiyor yani. Adam rezidanstaki evini korumaya devam etmek istiyor. Bu da çok basit bir ihtiyaç. Zannediyor musunuz ki siz yarın bir gün inşallah ayda 10 bin lira maaşla çalıştığınızda ayda 6 bin lira maaşı kabullenebileceksiniz? Benim size o yüzden tavsiyem lütfen hayatınızda ilk önce kendinize bir 10 bin lira biriktirme hedefi koyun. Biriktirdiniz mi? Sonra 50 bin lira biriktirme hedefi koyun. Sonra 100 bin lira biriktirme hedefi koyun. Ben alın size quest veriyorum yani. Neden 10 bin? 3 soru işareti. 10 bin çünkü yuvarlak bir sayı o yüzden. Yine chat'e gelmiş birileri ya. Birileri yine birilerinin Discord'unda dedi ki CS acayip şeyler konuşuyor. Gelin tuhaf tuhaf sorular sorun dedi galiba. Tuhaf tuhaf adamlar gelmeye başladı yine. Belli. Neden 10 bin? Sen 8 biriktir ya. Bir biriktir bakalım yani. 2300 mü olduk ha lan desenize. Ben size diyorum arkadaşlar. Benim yayınlarda 1,5K psikolojik limiti geçildiğinde chatte böyle bir diye bir şey başlıyor. Düşüş başlıyor. Oksijen azalıyor evet. Para biriktirince ne yapacağız abi? Canım abim işte bak ben size ne diyorum? Öğrenciyiz, dar gelirliyiz, bilmem ne falan filan diye şikayet etmek yerine rica ediyorum para kazanın, para biriktirin diyorum. Zaten sen bir 10 bin lira biriktir. Ondan sonra bak iş hayatında şöyle bir şey vardır. İki maaşı yatınca yatırım araştırmaya başlayan adam diye bir klişe vardır. İşte Zeitung'da bile bir ara haberi çıkmıştı. İşte her gün yatırım kovalayan adamın 5000 TL birikimi olduğu ortaya çıktı filan diye. Çünkü yani işte arkadaşlar bakın bunlar bana çok komik geliyor. Yine söylüyorum 2300'e çıktıysak bir arkadaşınız bir abiniz olarak söylüyorum. Para kazanmayı bilmiyorsunuz. Para kazanmayı size lise öğretmez, üniversite öğretmez. Para kazanmayı siz kendiniz öğreneceksiniz. Ve herkes kendisine göre para kazanmayı öğrenir. Kimi ağlayarak kazanır, kimi Instagram'a anüsünü koyarak kazanır, kimi ne bileyim etini satar kazanır, kimisi iş bulur kazanır, kimisi para oynar, kimisi araba alır, dekor eder, geri satar, kimisi iş emlakçının yanına asistan girer. Çok iş var, çok da para var. Türkiye'de iş ve para var. Ama üniversitelerin iş ve para garantisi verme gücü azalıyor. Liseler iş ve para kazanacak insan yetiştirmiyor. Para kazanmak, iş sahibi olmak, işini elinde tutmak, iş geliştirebilmek bir kişinin bugün kendi kendine geliştireceği bir yetenektir. Anladınız mı? Yani bilgisayar oyunlarından örnek vereyim. İşte MMO'da gidip avlanmak gibi, LoL'cu varsa aranızda LoL'de orman kasmak gibi. Anladınız mı? Yani hayatta sizin para kazanmak, işe girmek, iş bulmak, bu skill'lerinizi kendinizin geliştirmesi gerekiyor. Ormana çıkıp, araziye çıkıp. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Çıkın, kazanın. Bunu söylüyorum yani. 10 dakika önce işsizi suçlayamam dedin.